Değerli seyirciler, Gaziantep Gazi Antep Kasımpaşa maçında, Gaziantep Kasımpaşa maçında maçın dördüncü hakemi tabelayı gösterdi ve 9 dakika gösterdi. 9 dakika gösterdi. Aslında maç içinde görüntü gelmemişti ama sonra e, yayıncı kuruluş Bean Sports çok güzel bir şekilde o görüntüleri ekrana getirdi. Tam üstüne getirdi evet. 9 evet yani. dakika dördüncü hakem e, tabela gösteriyor. Maçı 94-15'te bitirdi, haris Özgahya ve o arada eyselikte kırmızı kart gördü. Bir var incelemesi de vardı, duraklama dakikası içinde. 3-4 dakika daha oynanacağı, 5 dakika daha oynanacak mıymış? Hamdiden bir bilgi geldi. Oyuncular sahaya çıkıyor Yok canım, ve 5 yani. dakika daha oynanacak. Olur abi. Hocam olur mu öyle şey ya? Bu inanılmaz bir skandal yani. Skandal. Ama fileler kontrol edilmişti. Fileler çıkarıldı değerli seyirciler. Şimdi görevliler fileleri e, yeniden takıyorlar gördüğüm kadarıyla. Seyirciler çıktı tekrar. Ciddi filmten. mi ya? Yani ben, evet, hocam nereden Ben kendimi de görebilir miyim bu arada arkadaşlar? Benim önümdeki ekran gitti. E, orayı da açalım lütfen. Şimdi enteresan bir an yaşanıyor. E, Süperlikte yani ne diyelim? Hocam bir şey diyeceğim. Bu, ee, bu maç oynanırsa 4 dakika ya da neyse işte 5 dakika. Ee, orta hakeme mi bakalım? Sorgulayalım. Tabelayı kaldıranı mı sorgulayalım? Ne yapalım yani? Hepsini Olur. sorgulayalım. Hepsini sorgulayalım. Çok yanlış. Bak bir ilk defa gördüm ben yalnız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Asla kabul etmiyorum kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman yardımcı hakemler efendim e, şey yaptı neydi onun adı? Saatleri yok. Hı -hı. Olur. Efendim dördüncü hakemin saati yok. Efendim vardaki arkadaşlar orada ekranda biz gördük şaşırdık şimdi. Dokuz dakika 94'te bitti dedik. Eyvah ya Hı -hı. oradan ne yapıyorsun Halis diye? sahanın ortasında bırakılmaz mı abi? Bir küçük araya gireyim mi hocam? Diyelim hani senin dediğin gibi. O mümkün değil. Mü? Ben de onu kabul etmiyorum saatlerden. Oyuncular tekrar da... geldi. Hayır. Yeniden geldi. Maçın bana. hakemi 9'u görmedi mi? Halis Özkah ya. E 4. hakem artı 9 dedi. Ya ya 4. Hakem. hakeme zaten dokuzu veren kim? Halis Özkah'a değil mi? Kendi başına 4. hakeme 9 zaman... dakika şey yapmadı. Krono'da... 4. hakem Emre Kargın. 50 kronote gidip hız döndü mü? Ne yaptı yani <laughs> Abi böyle Nasıl? Bir şey? Hayır. Şimdi bak sevgili açıklaması da, bir... bunu açıklaması. alt yazıyla da arkadaşlar yazacak şimdi. Gaziantep Kasımpaşa maçı. Bu ne aymazlık Süper Lig tarihine geçen bir karşılaşma oluyor değerli seyirciler. Bir cuma akşamı Süper Lig tarihine geçen bir akşam yaşıyoruz. Halis Özkaya Gazi Antep kasımpaşa mücadelesinde artı 9 işaret edilmesini istedi. Dördüncü hakem Emre Kargın artı 9'u işaret etti. Ardından o artı 9 dakikalık bölüm oynanırken Eyserik rakibine bir müdahale yaptı. Özgüç Türk Halk devreye girdi. Halis Özkaya gitti. Pozisyonu video yardımcı hakemin uyarısıyla monitörde izledi. Geri döndü. Eyserik kırmızı kart gördü. Ve... 94-15'te maçı bitirdi Aris Özkaya. Gazi Antepli oyuncular gitti onunla tokalaştı. Kasımpaşa'lı oyuncular gitti onunla tokalaştı. Bu arada bazı itirazlar da oldu Kasımpaşa Yedek Kulübesi'nden öyle az, değil mi? Çok az çok az. Kalecan tünürü Zafer, Zafer Hoca itiraz etti. Don bir soru sordu sonra tokalaştı. Zafer Hoca herhalde. saatini göstermedi gösterdi. mi? Gösterdi ama hocam çok da öyle hocam ya ne yapıyorsun demedi. bir dakika bunu gösterdi değil mi? Ya bir dakika arkadaşlar ne oldu? Hoca bak 5 dakika söylüyor. Yani 30 saniye demiyor. Tabii tabii. 20 saniye demiyor. De 40 saniye demiyor. 5 dakika hocam erken bitirdin dedi. 9 dakika uzatma. Ya yani ne, ne işiniz var sizin soyunma odasına? Bir dakika ya. Bir dakika durun. Tı Arkadaşlar bir saniye. Ben yanlış durun. bitirdim. Gelin bir. Yan hakem yardım edecek. Bir dakika durun. Ya bu Türkiye enteresan oldu abi. 6 tane hakem 6 6 Barlarla beraber 6 tane hakem Türkiye'de 5 dakika erken bitiriyor. Soyunma odasına gidiliyor ve tekrar çıkılıyor abi. Olacak iş değil. Ortamı yumuşatmak için bir soru sorayım hocaya. Şey. <laughs> Şu ama, anda oyuncular ama. yeniden geldi bu arada değerli seyirciler. Fazil Antekli Antek oyuncular, Kasım Paçalı oyuncular Tabii oyun, oyun alanına yana... yeniden geldiler. Ama hocam video yardımcı hakem görmüyor görmüyor. Ama yani ekrandan, ekrandan, ekrandan izlemiyor mu? Başka kameralardan görür diyorsunuz da. Şimdi e, muhtemelen pilottan gelen normal yayını izlemiyor mu video normal yayın Yok mu orada? E, tam normal yayın da gelmedi ki ilk anda. Sonra geldi. 94 dedi. Ben bitirdim sen şaşırdın ha, Artı 9 yukarıya evet. geldi. Bak görüntü olarak geldi. Evet Artı 9 doğru. Artı bir 9 yazıyor. Biz bir artı 9 olduğunu burada sessiz izleyip biliyoruz. Bir Siz de bitti diyorsunuz. Az bir dakika. De... Seni şaşırdım evet. mı Bir dakika. Buyurun. Sevgili Fuat kardeşim, 9 dakika uzatıyoruz. Hünkâr. 9 dakika uzatıyoruz maçı. Yönetmenin Fuat duydu mu şu anda? Duydu. E, hakemlerin de iletişimi kulaklıkları var. Duyuyorlar. Yani illa ki ben şeyi şurada bak şu anda dakika yok önümüzde değil mi? Ben diyorum ki hünkâr 9 dakika uzatıyoruz. Duydun mu? Görüntü gelmesin. Görüntü gelmesin. Yani dördüncü hakemin görüntüsü gelmesin ekrana. 9 dakika uzatıyoruz duydunuz. Onun için söylüyorum. Ama ha eleştireceğim en hani masumu diyelim İstanbul'dakilerdir. Orada 4 tane de hakem var. Topi canım. Yardımcı hakem, 2 tane son derece deneyimli de yardımcı hakem. Hakem, 4. hakem. Ne iş yapıyorsunuz abi ya? Ne hakkınız var buna ya? Şimdi biri sakatlansa ne olacak? Hayır Oyuncular başka yerdi. bir şey söylüyorum. Oyuncular girdi, soğudular. Şu anda 2 gol yedi Antep. Gül gibi gidiyordu. Konsantrasyonun kayboldu. Kayboldu adam kazandık diye gevşedi. Gitti içeriye. Lay lay lom yapıyor. Ben en çok sakatlıktan çekinirim şu anda. Çünkü maçı bırakmak diye bir şey vardır. Oyuncular maçı İçeri bıraktı. İçeriye girdi. Hakan İçeri Hoca bağırdı çağırdı. Ayakkabısını oynadım, çıkaran olmuş. Oyun böyle mi? Siz bu, bu musunuz? Paşa'yız biz. Hadi şu 5 dakika saldırıyoruz dedi. İlk dakikada gol oldu. Bakalım olacak mı? Bu arada hakem atışını yapacak şimdi Halis Özgahya. Evet. Hangi takıma vereceğini Soruyor muhtemelen. Hmm. Bekledi, bekledi. İçeride de izledi, izlediler herhalde. Çünkü top Gazi Antep'te oyunculardayken e, maçı e, bitirmişti. Yeniden kitsuye verdi ve Gazi Antep'te oyuncular top aldılar. Günay gitti. Bu arada oyuncular kendi aralarında gülüyorlar geldiler. Donk ya, konuşuyor ya. rakip ya. oyuncularla. Haris Özgah Aa ha. gerip Bu arada inanılmaz şeyler e, oluyor. <laughs> günaya, günay'a. Ha. İnanılmaz hat, gol olsun şimdi bu. <laughs> Ya enteresan bunu... enteresan. Böyle bir abi. akşam yaşıyoruz değerli seyirciler. Anlatalım şimdi. Biz izliyoruz. Dakika Dur. skordan alışık. <laughs> Kitsu topu geri gönderdi. Günay topu aldı. Ceza alanı ön çizgisiyle penaltı noktası arasında kalan bölgeden topu sürdü. Ceza alanı yan çizgisiyle kare çizgisinin kesiştiği noktaya yakın ceza alanı içinde topun kendi takım arkadaşından geldiğini unuttu topu eline aldı ve kaleciye pas olarak değerlendirildi bu. Endirek serbest vuruş kullanılıyor şimdi. Kasımpaşa takım endirek serbest vuruşu kullandı. Kolkır uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Sol kanattan gelecek Kasımpaşa. 90 artı 7. dakika oyuncular soyunma odasına gitti. Yeniden geldiler. Hakem atışı oldu. Kitsi topu geri çıkardı. Günay topu aldı ve bir endirek serbest vuruş o pozisyonu değerlendiremedi Kasımpaşa. Büyük bir konsantrasyon kaybı var oyuncularda. Şu anda ama... hem oyuncularda hem Halis Özkahya'da hem... Ne dedik abi? Aman sakatlık olmasın yani. Bizim abi? program yayın akışımızda. <laughs> ne dedik abi? <laughs> Çok fazla ama en güzeli şeydi oldu. yani. Ben bitti dedim zaman hiç şaşırmış halinde. Hayır 90 Oy. artı 9 oynanacak. Tarık Üstün bana bitti diyor. Bu arada arkadaşlar... Bu arada aha. gol oluyor. Aha. Evet Kasımpaşa <laughs> 2-1 yapacaktı. Neredeyse 90 <laughs> artı 7. dakikada 2-1 yapacaktı. Ama Jörgen sen sanıyorum o isim. Ee, göremedim tam buradan. Yörgensen topu dışarı gönderdi. Kas Gaziantep Kasımpaşa mücadelesinde değerli seyirciler. Yani şurada 2-1 olsa 90 artı 9'da 2-2 olsa ya yani oldu olacak neler, ols olur, neler? Oldu olacak olsaydı da bari konu olsaydı yani konu, konu oldu zaten. Ama olacak sanki. şey değil yani ben yani normal ya. ya. Hoca hakemler konusundan değerlendiriyor. Ya. Ben Hı. Allah korusun diyorum hala İnşallah şey, hiç kimse sakatlanmadan biter. Abi bak konsantrasyonu bozulmuş ki çocuk ne olduğunu anlayamadı Günay. Ma içeride gitti seviniyor falan filan. Aa sağının içerisine girdi. Şimdi baktı. Aa top geldi. Nerede? Alayım elime dedi. Adam o kadar düştü çünkü ya. Bak bir golle, iki golle bu Türkiye'de şampiyon değişti değil mi? Tabii tabii. Bir de en büyük şansı ne oldu hocam Günay'ın biliyor musun? Ve Ama zaman izlediğim için... dakikalarda bak Kasımpaşa'nın top ayağına değmiyordu. Şu anda tamamen topu Kasım, Kasımpaşa oynuyor. Bak o dakikalarda Kasımpaşa'nın ayağına top neredeyse değmiyordu yani. Tabiri caizse. Çok rahat bir şekilde Kasımpaşa'da kabullenmiş. Gaziantep'te kabullenmiş. Hocam bir dakika olur iki dakika olur da. Dakika. E dedim işte ya. Peki, i̇ki dakika da olmaz abi. Peki Kasımpaşa'lı oyuncuların Kasımpaşa rahatlığına ne diyorsunuz? Maç... Aa, 20 saniye Bit, 30 saniye. Sonra... Öyle kabullenmiş olarak, zaten. Kabullenmiş adam, kab diyor. Bir ya nasıl kabullenebilir? Ben de onu diyorum işte. Hayır o yüzden... kabullenmiş. Hocam 5 dakika. Adam Ne mucizeler var futbol ya, ya, ya ki oyun olarak da inanmamışlar. İnanmamış abi. Şimdi şu pozisyon en serbest vuruş gol olsa bak şimdi neler oluyor. Hocam Günay vakit geçirmek için kenara geldiği için büyük şans oldu. Penaltı çizgisini oralarda alsa elini çok abi, daha, daha, daha başka bir pozisyon izlerdik biz. Heh. Futbol tarihine geçen bir akşam yaşanıyor değerli seyirciler. Spor Toto Süper Lig'de Adis Özkaya maçı yönetiyor. Gaziantep Kasımpaşa yeni merkez hakem kuruluna bir hoş geldin hediyesi mi hocam bu? Aynen öyle oldu yani. Ama bakacağız. Şimdi bak, merkez hakem kurulunun disiplin anlayışı böyle maçlardan geçer. Hakemleri disiplin etme anlayışı buralardan geçer. Şimdi kim bu kardeşler? Çok sevdiğim kardeşlerim de var işlerinde. Ali Söz Ekrem Kan, İlker Takbak, Emre, Kargın, Türkalp, Oğuzhan Uğurlu. Bak yine söylüyorum en azını vara yazarım. Ama bak bu dört arkadaşımı kolay kolay böyle haftalar boyu bekletirim abi. Bunun Hocam bak yok. Hoca o duran topta olmasın diye dua etmiş midir içinden? Senin dediğin senaryo Bakacağım, olsa... Canım, bak, yüzünü görmüyor musun şu anda? Ben ben Bembeyaz, beyaz, oldu hoca ya. Yani ben iyi, beyaz. yani büyük hata ama. Hadi insanı... hakem hakem bitirdi abi. Burada 4 e, Türkiye vah bizim halimize ya. Vah halimize yani. Bitirdi. Şimdi 90, bu dünya basınına 90, düşer. evet. Maç bitti. Şimdi gerçekten Var. bitti Değerli seyirciler. <laughs> Haris Özkahya maçı bitirdi ve soyma odasına gidiyor. Çok üzgün Haris Özkahya. Bu durumla ilgili olarak muhtemelen e, nasıl üzgün olmasın ki? Bir 5 dakika önce maçı bitirdi. Şimdi yüzü gülüyor. Ero Bulut, Bulut gitti. Haris Özkahya ile tokalaştı. Bir şey söyledi. Haris Özkahya ona gülümseyerek cevap verdi ama çok üzgün olduğunu ben gördüm. Bir insaniyat olarak değerlendirmek mi gerekiyor bunu? Bir dalgınlık, bir tutulma olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Yoksa e, Büyemin Hoca yine toparlamayı yapacak ama ben baştan bir kez daha anlatmak istiyorum. Gaziantep Kasımpaşa mücadelesi normal seyrinde devam ederken her şey normal giderken artı 9 işareti geldi. Artı 9 işareti geldikten sonra bir pozisyon oldu. Özgüç Türk Alp devreye girdi ve Özgüç Türk Alp Eyserik pozisyonunda pozisyonun kırmızı kart olduğunu, E-Seri'ye kırmızı kart çıkarılması gerektiğini düşündü ki Çağırdı Ali Sözkaya'yı. Ali Sözkaya gitti. Var incelemesi. Monitörden inceledi. Geri döndü. Ve kırmızı kart gösterdi. Valentana Eserik kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yine devam etti oyun. 94-15'te maçı bitirdi Ali Sözkaya. Maçı bitirdikten sonra Gaziantep'te oyuncular gitti tokalaştı. Kasımpaşa'lı oyuncular gitti tokalaştı. Zafer Özgültekin Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü saatini gösterdi. Orada don't bir şeyler söyledi. Ve Haris Özkaya soyunma odasına gitti futbolcularla birlikte. Hatta bir kalenin fileleri de söküldü o arada. <laughs> Taraftarlar sahadan, tribünden ayrıldı. Ardından 5 dakika daha oynanacağı bilgisi geldi. Belki onu 5 dakika daha oynandı diye düzeltebiliriz arkadaşlar. Çünkü 5 dakika oldu o. 5 dakika daha oynanacağı bilgisi geldi. Oyuncular yeniden soyunma odasından geldiler. Ve biraz ısınma hareketleri yaptılar. Halis Özkaya ile birlikte geldi. O 5 dakikayı tamamladı. 99-42 idi sanıyorum. Maçı bitirdi. 9 dakikalık duraklama varken 94-15'te önce bitirdi. Sonra yeniden soyma odasından dönüldü. Ve maçı tamamen bitirdi Halis Özkaya. Böyle bir tablo söz Bünyamin Gezer. Hocama soruyla bir de ben soru sormak istiyorum. Açıklama yapmıyorlar ya Merkez Hakem Kurulu. Genel alanda hakemlerin evet. performansı. Burada Artık bekliyoruz değil mi bu açıklama bu olaydan sonra? Yapmaları lazım. Yani. Ya. Hocam artık. Affedilir isimlerden... gibi değil. Yani hünkar ne kadar böyle olayı biraz daha yumuşatıp insani bir hataya çevirse de insani hata... Ben çevirmiyorum. Böyle mi görmediyiz yoksa Bünyamin Gezer'in yorumu ha. nedir diyorum. Tabii. Bu arada Erhan Seven mesaj attı. Evet. E, Erol Hoca e, o herhalde ağzını okumuş e, sanıyorum. Bilmiyorum ama Erhan Seven attı. Kesin bitti mi maç diye sormuş. Harbi <laughs> de işte, yani. buyurun. Bu hale düşürüyorsunuz abi. Eğer öyleyse Erhan Seven yani. e, net olmadan mesaj atmaz tabi. Yani o espri bile normalde Erel Hoca espri yapmış yani kötü niyetli değil. Ama soğuk bir espri olmuş yani o esnada. Bak yani bu hale düşürülmez abi. Türk hakemliği ne hale geldi ya? Ben çok hata gördüm de böylesini görme abi. Ne var ya? Seyirciler gitti ya. Ben Hadi oldum. bir de bardakiler gittiyse bak sen işe. <gülüyor> <gülüyor> yok gitmiştim. Hadi hocam bazı oyuncular Onlar ya hocam geri şey kapattım abi. Kapattım bitirdi hakem kapattım. Doğru Hocam diye. yalnız ben şaşırdım. Herhalde video yardımcı hakem de şaşırmıştır ne oluyor diye. Abi ben de diyorum ki diye. bak ben burada şaşırdım. Ya ben so gördüm çünkü gözlerime ben inanamıyorum ya bitti diyor. Abi böyle bir olay olabilir bitmedi mi <laughs> ya? Yani. benim önümde ekran yok. Bitmedi diyorum. Ya böyle bir olay olabilir mi ya? asla kabul edebileceğim bir olay değil. Hocam bazı oyuncular yara bere içinde dururlar. Girdi duş aldı ya. oyuncunun biri ne olacak? O kısa ya yara olur, bere olur, kanama olur. Girdi Tarık. duşunu aldı, tekmeliğini çıkardı, ayakkabısını çıkardı. Ya ben sana bir şey söylüyorum. Sevgili ya. Tarık. Günay yapmayacağı bir hata yaptı. Konsantrasyon eksik. Ki maçın oyuncusu seçtik değil mi? Maçın oyuncusu seçtik. O endirek serbest vuruş gol olsa, peşine bir gol daha olsa böyle gülecek mi der olacak? Yok canım. Ben Erol Hoca'nın o şakası nasıl? sen hani espri dedim. ben kart bile gösteririm hakem olsam o psikolojili. Abi gösterecek hali yok ki. Niye? Çünkü sen büyük hata yapıyorsun. Arkadaşlar Abi Beş dakika hemen Gaziantep'in Gazi Antep'in paylaşımını ekrana getirebilir miyiz Twitter'dan? Araştıralım hemen. Gazi Antep Futbol Kulübü diye yazalım Twitter'dan hemen paylaşımını ekrana getirelim. <laughs> bir gülen emoji, bir şöyle bir emoji. Ben yapabiliyor muyum bilmiyorum. Fuat teşekkür ederim. Fuat da tam ekran verdi. <laughs> tamam. tamam yani. Tam öyle bir... yani, dizilmiş. Evet, oldu. emoji gibi çıktı. <laughs> Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir yazmışlar. E, buyurun. Onu ekrana getirelim hazırlıyor arkadaşlar. Gibi hoca hoca amiyadan geliyor, gülünecek bir şey değil yani. Bu arada Mücahit güzel bir soru sormuş. Hamdi tabii yoğunsun. Haber merkezinden arkadaşlar, bugün radyodan maçı anlatan e, kim var? Radyodan maçı anlatan spiker speaker arkadaşımızı da arayalım da Peki radyo yayını ne oldu? Kapatmıştır muhtemelen. <laughs> Kapattı çıkıyor. mikrofonu, reklama gitti. Sen nasıl yapıyorsun mesela radyodan anlattığın zaman? Hakem bitirdiği Kapat, zaman. bitirdik. Çıkarıyorsun. Çıkardık. Ha off-topic'teysen off yani. off de, bu bugün de off tüpten anlatıldı. Çıkardın, koydun, evet. çıktın değil mi? Radyoda reklama gidirdi. Evet Gaziantep'in paylaşımı. Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir. Maç sonucu Gaziantep 2 Kasımpaşa 0 ve işte emojiler. Gaziantep'in paylaşımı da böyle. Evet tarihi bir akşam yaşıyoruz değerli seyirciler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. O olmamalı. Bak ben bunu insan bazen penaltıyı atlarsın. Bazen kırmızı kartı gösteremezsin. Bazen sarıyı... doğru doğru haklısın. Hocam. Ya, sarı kartı unutup çıktım. Ama benim yardımcım var. Gittim aldım ya sarı kartı koydum telafi edilebilecek hatalar. Değil mi? Tabii. Yani yanlış bitirdim. Dakikayı erken bitirdim. Olabilir mi? Olabilir. E peki kardeşim 5 dakikalık şey değil. ne, ne yapar benim yardımcılarım ya? Bu nedir biliyor musun? Bu maça konsantrasyonumuz bizim yok demektir ya. Biz hazırlanmadık bu maça. Ya ah, ne? Gaziantep Spor Kazımbaşa ya biz. Hocam yıllarca yönetiriz. Biz bunu yönetiriz zaten. İşte bu bakın zihniyet değişimi bu. Bu olmalı. Her maçı, her maçı, her hakem son derece ciddiye almalı. Allah muhafaza ya. Yarın akşam Tansu Polatkan'ı bağlayabilir miyiz? Bravzor. Hamdi. Tansu Hocam, Polatkan radyoda maç anlattı. Merak ediyorum Tansu abinin izlenimini. Çok da maç anlattı. Üstadımız, ustamız. Hocaya bir soru sormak istiyorum Hünkar. Evet. Ben nereden bileyim demezse tabii yani bu soruyu sormak istiyorum. Ne olmuş ya, olabilir ben hocam? Ben nereden bileyim değil. Hayır hayır ne olmuş olabilir ha, ben, ben çok merak ediyorum. Dedi, ben nereden bileyim diyor. Millette diyor ki sen bilmeyeceksin. Ben her şeyi gerçekten. biliyorum kardeşim. Ha, ne olmuş olabilir? Ama hocam? ben şimdi bu hafta misal ertesi hafta maç verirlerse bu tiriyor ya. Ben nereden bileyim kardeşim Hünkar derim. Tabii canım buradan sonra artık. Anlat hani ne sana? olmuş olabilir hocam? Ben çok merak ediyorum. Ne hocam. oldu? Hakem <laughs> yanlış bitirdi. Bitirebilir. E, yana yardımcılar var. Hocam, e, onu söylüyorum be? kardeşim bu ekip değil mi ya? Evet. Ya ilginç, çok ilginç. Gaziantep'in tweet'i. Şimdi Halis yanlış bitirdi ya. Ağız. Orada bak 50 sefer el sıkışıyorlar. Bir de şey olan ne biliyor musun? Bak sen, sen gö gö gördük orada görüntüyü. Zafer Hoca da diyor ki hocam diyor 5 dakika eksik oynattın diyor. Hiç olmazsa 9 duruş. dakika uzatma var. Bir dakika ya durun bir de. Bir düdük çal. Hocam bir dakika çocuklar ne oluyor? Beş dakika erken bitirdik? Bakın bakayım saatinize. 4. hakem 9 dakika mı gösterdin oğlum? Benim haberim yokken. Belki o da olabilir. Misal 4 dakika demiştir. Dokuz anlamıştır. O esnada da şimdi halisinde günahını almayayım. Hmm. O 9 yazmıştır. Onu Merkez Hakem Kurulu şey yapacak. Peki 9 do yazdıysa Görmüyor ki ya niye çıkıyor ki o zaman? Ben 4 dakika dedim. Bir, evet 9. Bir dakika uygun. gördün mü yani abi? 9'u görüp görmediği o zaman önemli. Tabelayı Şimdi ben dedim ki Evet. Hünkar 4 dakika oynatıyoruz. O da tam oynanıyor. 90. dakikada kaldırdı 4. hakem. Evet. 9'u gösterdi şimdi. Evet. Hocam böyle olma şansı sıfır. Yardımcı hakemin de haberi yok. Göremiyor. Yok. Öbürü de göremedi. Yok hocam böyle olma şansı sıfır. Nasıl? Niye, niye deysel. Böyle. E çıkıp oynatmazdı o zaman. Ama 9 dakika gösterdi. Ama ben 4 dakika dedim der hakem. Ben 4 dakika dedim. Hata der yani. Bir o de zaman şey oynatmazdı o, o bence. ilgili. Doğru söylüyorsun. O da Evet. Baksın. Yani o da anlatmaya çalıştım evet. da Tarık da abiyle anladım. aynı düşündük. Yalnız şöyle bir durum var hocam. Ama yine de böyle bir şey olabilir mi? Ya nereden baksan Nereden baksan tutar evet. dalımız yok yani. Böyle bir iletişimsizlik Şimdi, evet. yok abi. Dört tane hakem doğru söylüyorsun. Yani iyi niyetle yani. bakmaya çalışıyorum. Diğer yani. maçta da hocam. E, Şeye bakıyorum yani. Sabo, Umar Aminu değişikliği var. Evet. Çaykur Rize, Alanya maçında. 52 ee, değil mi? 52 ve 50 52-52 ee, çıktı. 52 oyuna girecek 50 oyundan çıkacak 52-52 yazdı dördüncü hakem ee, Yani hakem artı 4 dakika Dediyse Ben artı 4 dedim çıkmam diyecek Ama kafamı karıştıran başka bir şey daha var Gazi Antep Ve Kasımpaşa İki teknik rektör Bu kulüpte antrenörlük yapan isimler var, Zafer Hoca'yı söylediniz ama bir de planlama var, bir de programlama var ve dördüncü hakemi kontrol edersiniz. Bu ülkede duraklama dakikalarıyla ilgili çok fazla konu gündeme geldi. Çok fazla mat sayarız, daha bu sezon sayarız yani duraklama ile ilgili. Bölesi Hayır, duraklamanın bir dakika, iki dakika eksik söylendiği, işte e, duraklamanın dokuz e, dakika söylenmesine rağmen 10 dakika oynatıldığına dair çok fazla konu geçti. Oralarda. Skorun değiştiğine dair. Daha Kasımpaşa'nın bir maçı var işte. Hoca Cihat Arslan gitti. Niye dedi fazla oynatılıyor dedi. 9 dakika duraklama verildi Rize'de. 90 artı 10'da gol yedi. 90 artı 11'de gol yedi. Tarkan hastalandı biliyorsunuz. 9 dakikalık duraklama 90 artı 11. Hatta siz dediniz ki e, maçın bitimine e, 15 saniye kala o sakatlık oldu. O yüzden doğru bitti maç dediniz. 7 dakika artı 7 verilmişti. 90 orta 11'de gol gelmişti. Bir 15 saniye 20 saniye. Olur. Yani. Ben Olur. başka bir yerdeyim. Bunu yardımcılardan, bunu o ekipten, bunu kulüplerden, takımlardan tutup ya hocam 5 dakika daha oynayacaktık diyen sadece Zafer Hoca mı var yani. O da ilginç ya. O da ilginç. Ya ben Bana o da ilginç hocam, Bir şey daha sorayım da öyle cevaplayalım. Hani bir kişi itiraz etti diyor Zafer hocam. Hoca. hocam. 9 dakikalık. O da o da, da çok, yani çok kibar itiraz etti. Uca dedi çok kibar. Hocam bitiyor. ben orada fomette tutmu tutmuyor. Ya ben or Niye bu biliyor musun? Tutuyorlar. Niye bu biliyor musun? Niye? Maç 2-0. Ben de burada son dakikaları gördüğümde zaten Kasımpaşa Spor Kulübü kabullenmiş maçı. Gaziantep rahat rahat oynuyor. Zaten bu maç dönmez gibisinden hadi gidelim. Erol Hoca sevindi. Zaten kötü gidiyor. 2-0 maç bitmiş. Ekibi o anda hiç dakikayı belki kontrol etmedi. Tamam mı? Kasımpaşa'lılar da geldi. Gene Zafer Hoca'ya helal olsun. Bir şey yaptı. Gene iki takıma helal olsun. Bak. Çıkıp oynadılar itiraz. Çıkıp etler. oynadılar abi. Ya Gaziantep evet. şimdi çıktı. Hocam deseydi. ben işin başka tarafından bakıyorum. Kasımpaşa alttan ikinci. Ben evet. Kasımpaşa'nın teknik direktörü olsam bu kadar vurdum başka yerden bakıyorum. Hata başka bu kadar vurdum olmaz olur mu ya oyuncular sahanın içinde? Evet. 5 dakikadan mı bahsediyoruz? Evet. Bazen bizim zamanlarımızda ya bir, yalvarırdık yani hocam bitir hocam bitti 1 dakika Tabii. 30 saniye sayardık 5 dakika ya Bir maç ne zaman başlar ne zaman biter demiş ee, Asım Üsföz ee, Peki ee, Asım Hoca diyor ki Bir maç ne zaman başlar ne zaman biter ee, Şimdi Bir bölüm var kuralda Ahmet Memiş'e söyledim 7. Ee, kural oyunun süresiyle ilgili Arkadaşlar şimdi attım Ahmet Memiş söyleyelim Hamdi editör arkadaşımız. Hazırlayacaklar o grafiği onlar hazırlayana kadar ben buradan söyleyeyim. Dördüncü hakem her iki yarının son dakikasının bitiminde hakem tarafından belirlenen en az ilave süreyi gösterir. İlave süre hakem tarafından arttırılabilir fakat azaltılamaz. Bir kez daha okuyorum dördüncü hakem her iki yarının son dakikasının bitiminde hakem tarafından belirlenen en az ilave süreyi gösterir. İlave süre hakem tarafından arttırılabilir fakat azaltılamaz. Hakem maçın ilk devresinde yapılan yanlış zaman hesaplamasını ikinci devrenin süresini değiştirerek telafi etmemelidir. Kuraldan okudum bunu hocam. Kural 7 e oyunun doğru. süresi Niye? sayfa 78 geldi. Evet. Harikasınız arkadaşlar. Dördüncü hakem her iki yarının son dakikasının bitiminde hakem tarafından belirlenen en az ilave süreyi gösterir. İlave süre hakem tarafından arttırılabilir fakat azaltılamaz. Bu sebeple de yeniden döndüler ve 5 dakika oynadılar. Tabii. Peki dönmedi Kasımpaşa? Dönmedi Gaziantep. Ben 2-0 öndeyim dönmüyorum maç bitti dedi. Kim? Hangi takım? Fark etmez. Galip yani. önde oyunu Galip ya da mağlup. Eğer Kasımpaşa itiraz ederse o 5 dakikayı Futbol Federasyonu oynatırdı. Çünkü bak kural açık. Eksik oynatamazsın. Bak eksik oynatamazsın. Masaya yatırttırdın maçı. Bu 5 dakika oynanmasa gitti. Şimdi Hakan Hoca kabullendi bilmem ne. Kasımpaşa Spor Kulübü'nde X yönetici dedi ki abi 5 dakikada biz 2 gol de atabilirdik. Niye? Oynarız. Biz bir itiraz edelim. Ne oldu? Masaya yattı maç. Kural açık say. Oynatamazsın. Her şey belgeli mi? Belgeli. Hakem ben zamanında bitirdim dese de bu işe karar verecekler. Bakacak ki hakem ah, zamanında bitirdim demesi. Boş işler. Görüntü var. Net. Dokuzu gösteriyor kaldı. Evet. Masaya yattı. Şimdi futbol federasyonuna evet. geçer. Futbol federasyonu o zaman iki türlü karar verebilir sıfır sıfır verirse sıfır sıfırdan başlarız. 90 dakika oynanacaktır. Kararı da verebilir. O verebilir mi o kararı? Verebilir. Masaya yatırıyorsun. Maç tekrarına gider. Ama adil olanı nedir? Kaldığı yerden. Kaldığı yerden müsabakanın Ozan, devamı. Allah bu. Allah, Allah evet. de bu kararı. Allah... ne diyecek merak ediyorum ama Bağış mesaj attı yönetmenimiz. Evet. Ee, Gaziantep Kulübü'ne yakın kaynaklardan bir bilgi almış. Ee, bilgiyi kullanabilirsin dedi. Hakem maçı İlk bitirdiğinde Antepli futbolcular formaları polislere, taraftarlara dağıtmış. Buyurun. Hakem geri çağırınca verdikleri formaları geri toplamışlar. <laughs> Buyurun. Top toplayıcı çocukları stadın dışından geri toplayıp getirmişler. İkinci uzatmada bitince Antepli oyuncular hocam bir daha dönmeyiz kesin bitti mi demişler hakeme. Ee, öyle Erol Hoca da işte. Hayır, Hayır, niye işte önemli yani. biliyor musun hünkâr? Artık oyunculara eskisi gibi sınırsız forma verilmiyor. Bir maçta iki tane forma veriliyor. Devre arasında birine vermişse, maç sonunda da birine vermişse ben de taraftarım çıktım dışarıya gittim. Evet. Bir de radyalete bak ya İşte onun için skandal diyorum abi. Hocam, Dünya tarihine geçtin abi. Nasıl çıkmışlar hemen stadın dışına maç? Kaç dakika durdu yani? Şurada o başladık biz daha ya ben kim maç suçlu? devam ediyordu. Kayıp suçlu tutucu çocuklar mı suçtu? Hayır suçlu. ondan. Ya malzemeci zaten gelir hemen topları toplar kaybolmasın diye. Tabii doğru. <laughs> Allah Allah. Hemen topları toplayacak abi. <laughs> Eksilmesin diye. Eksilmesin diye toplayacak ondan sonra da çocuklar ne yapsın orada topsuz başına bir daha beklesin mi yani abi? Peki kötüyü çağırmayayım da bu olay Beşiktaş Trabzon maçında olsa ne olur? Abi bak. Şimdi her çok maç tabii farklı çok olur, da Çok farklı olur ama işte benim esas kızdığım nokta ne biliyor musun? Hakemlerin böyle bu maçları ya biz nasıl olsa yönetiriz. Konsantrasyon eksikliği ya. Heh, ne var? Ya bu hafta Antep, Kasımpaşa. Ya bu kadar olur mu abi? Kasımpaşa sondan ikinci sırada ya. İşte ben de onu söylüyorum hocam. Gaziantep kaç haftadır kötü gidiyor ya. Aynen öyle. Bu maç Diğer maçlar kadar en az diğer maçlar kadar zor bir maç. İşte bunda eksiklik var hakemlerde. Bunların düzeltilmesi lazım. Mesela Fanatik'te bir tweet atmış şimdi. Evet. 9 dakika uzatma veriden Gaziantep Kasımpaşa maçını 94-15'te bitiren Halis Özkahya benzer bir hareketi 2017-2018 sezonunda da yapmıştı. 3 Aralık 2017'de oynanan Başakşehir Osmanlıspor maçını yöneten Özkahya 4 dakika uzatmanın verildiği karşılaşmayı 93-08'de bitirmişti diye bir tweet atmışlar. Ee, Gazi Gaziantep'in bir paylaşımı daha var. Ya, Onu da ekrana getirelim arkadaşlar. Ben, 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye bunları anlayabilirim. Ama erken bitiremez hocam. Bir dakikayı da anlayabilirim. Erken. Evet. Şu, ya olabilir. Misal yanlış hesaplar kronometrede işte 45 artı 9 54'tür. O 9'u toplarken hata yapar 53'tür. Hı. 53'te bitireceğim diye kafaya yazar bitirir. Bir dakika içinde insanlar belki dördüncü hakem falan filan da müdahale etmez. Hele 2 sıfırken etmez yani. Bugün ya bir dakika konu. yani yanlış toplayabilirsin. Ben de topladım çünkü bunları kabul ediyorum. 7 dakika uzatma verdim. 51'de bitirdim. Bunlar Bu arada olur. Özetle ilgili de bir bilgi verebilir misiniz arkadaşlar bana? Bir de ben de karşıdaki Çaykur Rizespor, Spor, Aytemiz Alanya Spor. Bir de arkadaşlarımızdan rica edelim şimdi Gaziantep maçını izledik. Şimdi Tarık Üstün'ün karşısındaki ekranda ayarlayabilirseniz size zahmet. Bugün oradan oraya geçiyoruz. Evet yani. Biraz yoğun bir gün. Gaziantep'in paylaşımı Gaziantep'te paylaşımlarıyla Twitter'da şu an konuyu biraz da tabi ironik bir durum. Ben Kasımpaşa'dan bekliyorum bu şeyi, tepkileri. Lütfen tekrar sahaya çağırmayın. Seviniyoruz. En çok bize yakışıyor demiş. Yani Antep Galip böyle öyle keyifliler tabii ama bu çok acı bir şey aslında değil mi hocam ya? Çok. çok acı, hakikaten acı. Yani maç 1-0 da olabilirdi. Hocanın dediği gibi alttan ikinci sırada Kasımpaşa takımı. Oyuncuların bu Alt kadar rahat olması. Maç 1-0'dı. Misal 1-0 bitirdi. Gerçi o zaman biraz daha şiddetli itiraz olurdu da. Bu futbol ya futbol. Adam girdi şimdi sevinçte. Bazı futbolcular vardır değil duşa mi? Duşa girer hocam duşa girer. oraya geliyor. Ayağı kanamıştır da... ayağı kanamıştır. Bazı futbolcu vardır duştan belki çıkarttılar ya. Kimisi vardır hemen ben duşuma Tabii tam, tam, öyle oyuncular. Kimisi de bekler bekler yarım ha. saat 40 dakika sonra çıkar. Hemen şey böyle bir duşa girerler. Hemen bir rahatlayıp ben. Hocam ayakkabını çıkarırsın. Tutmeliğini ayak çıkarırsın. çıkarırsın. İşte bak, Sargısı olan vardır bileğinde onu günayın... çıkarırsın. Çoktandır görmediydik değil mi kalecinin elini aldığını? Bu topu da bir de maçın adamı Serbest yani? vuruş verildiğini çoktandır hünkâr. Ben görmedim. Sen hatırlıyor musun? Geri pasından ben de hatırlamıyorum çok. Hatırlayamıyordum. Yani, yani uzun kaleciler uzun tutması uzun. gereken topları bile top tutmuyorlar. Tartışmalar oldu da evet. Şey yaptılar yani çok nadirdir yani ya. 9 dakika uzatma verilen maçı Haris Özkaya 90 artı 4'te Bitirdi İnanın ama bir taraftan çok da hocam 90 artı 5'te bitirdi gerçi 94-15'te bitirdi çünkü ee, Ama bir 94, taraftan da 94-15 4 dakika 35 saniye 45 saniye Evet 4 dakika 45 saniye e, tamam. i̇şte, dakika Ben şeye kadar. hiç katılmıyorum Oca, hani ra, o, ya Senin fikrin diye söylemiyorum kabul etmişler Ya 5 dakika var Ben mesela teknik direktör olsam o oyuncu grubuyla çalışmak istemem Bu kadar net söyleyeyim Ne demek kabul etmiştik ya 5 dakika var ya, Bir gol atarsın Rakip penaltı olur, kırmızı kart görür değil mi hocam 5 dakika içinde? Her şey olur. Neler gördük ya? Şampiyonlar Ligi finalinde görmedik mi Bayern Münih? Abi bir golle belki küme düşmeyeceksin. E tabi o da var ya doğru. Ya bu memlekette iki golle iki, iki gol müdü değil mi geçen sene? Şampiyon değişti. İşte, e, Emre Akbaba golü atsa belki şampiyon olurduk dedi Fatih derim. Evet. penaltıyı kaçırdı. için. çok, ben en çok sakatlıktan koptum. Ciddi söylüyorum sakatlık olurdu. Peki Halis Özgahya açısından bakalım hocam. Biraz empati yaparsanız nasıl değerlendirirsiniz? Siz e, böyle bir durumda karşılaşmadınız hiç. İşte kartınızı unuttuğunuz olmuş ama insanlık hali diye e, Bak, maçta ben tek başına konuşmuyorum. Yok. Bak tek başına konuşmuyorum. Bir ekip var. Dördüncü hakem. Bir, bir ekip var. dakikayı gösteren dördüncü hakem. Bir ekip var orada. Hakem saatini unutur gider yardımcıdan alır. Bak şu hareket vardır misal. Ben saatimi unuttum, saat sende. Saatim çalışmadı, saat sende. Bak yardımcı hakeme bunu yaptığın zaman bir noluya yaparsın. Dersin ki bana işaret et. Ne demektir bu? Sende saat. Saatim bozuldu olabilir. Pili bitti. Olabilir. Bunların hepsi var. Tek başına bakamıyorum işte o yüzden. 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye hatta 1 dakika bunlar benim için... Vallahi billahi sorun değil. Derim ki ya 9 dakika çocuk 45 artı 9 54 yaparken maçı yönetirken kafasına 53 yazdı. Toplarken hata yapmış. Tamam olabilir. Bir dakika eksi, e erken bitirdi. Bunlar olabilir. Ne açıklama gelecek acaba? Ama 5 dakika ya. ya. Şimdi bir ve 5 e dakikada soyunma odasına giriyor futbolcular. Hadi birileri müdahale eder, bitirir. Ne ne yapacaktık misal? Aferin yardımcı. Ama ne var biliyor musun? Bana arkadaşlar Halis Özkahya'nın bir önceki maçı. Şimdi sen şeyden bulamazsın. Siz Kasımpaşa. Evet. Kasımpaşa. Hangi pozisyonu istiyorsunuz? İkinci sarı kart pozisyonu. Kasımpaşa. Ne maçıydı? İkinci sarı. Kim İk gördü hocam sarı kartı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kasımpaşa ne maçıydı? Dur bakayım. Bulalım hocam. Hemen buluyorum. Ee, Dur ben bak. bakacağım hocam Ben bakacağım hocam Haalesef Bana ya. bir bilgi verebilir misiniz arkadaşlar Özet ne zaman gelecek Çarkurize Spor, Aytemiz Alanya Spor Kara Kursuz Gümrük başlar. Hatay Maçı Kara Gümrük Hatay Maçı Tamam İkinci sarı karttan oyuncu atıldı Kara Gümrük Hatay Maçı Kara Gümrük Hatay Maçı ee, Hemen ekrana getirebiliriz Ahmet'ten rica ederim Hamdi Bu bulacak onu Kara Gümrük Hatay maçında e, bir hemen mi? yazıyorum. herkes yeni Ferhat Gündoğdu. Ferhat, Ferhat Bey'in yerinde evet. olsam şu anda duşunu almış olan hakem yerine hepsinden direkt açıklama yapmasını beklerim. Ya da talimat veririm. Çıkın açıklama yapın ne oldu orada diye. Öyle değil miyim çok mu şey istiyorum? Çok şu şey. anda çıkın. Açıklamada orada neler oldu neler bitti? Hocam olur mu? Bir merak ediyoruz. Ama Televizyonda olmadı. sen nasıl yorum yapacaksın şimdi? suya yaz yazıyoruz hepimiz. Ne şart, oldu acaba? kırmızı der misiniz arkadaşlar? Belki evet, sistemde vardır. Ha. Ne oldu? Ahmet'e tamam, yazdım yani? ama o bulmadan S biz de bulamadık. Saatimi tutmadı. Yana kemin konuda kronometremi yok. Abi birinin tutmadı ya. İşte çıkıp açıklama yapacaklar artık. Birinin tutmadı orada bir ekip var abi. Bir de ne olur ki hocam açıklama yapsalar şimdi? Ne olur ne? yani? Çıksalar söyleseler. Şu oldu ben yanlış bitirdim. Ben yanlış dokuzu bak, kaldırdım gibi işte, bir açıklama gelse ne olur ki? Şimdi bak biraz evvel dedin ki dördüncü hakem yanlış kaldırdıysa oynatma dedim mantıklı gayet doğru. Demek ki eksik bitirdim onu söylesin. E söylemesinin ne faydası var? Zaten rezil oldu dünyaya rezil oldu. Yani bu şimdi zaten onun dünya üzgün partine... olması giderken verdiği görüntü Halis Özkaya'ya çok üzgündü. Ben yani yazdım, kariyerinin ya. ben kariyerinin e, hatalarından birisini yaptığını, en büyük hatalarından birisini yaptığını farkındaydı giderken.